Selamünaleyküm herkese. Nargile atölyemize hoş geldiniz. Bugün deneyeceğimiz tütün Jack the Ripper. Yani namı değer karın deşen Jack. Videomu başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Üzüm ve baharatların mükemmel karışımı diye geçiyor. Bakalım ne kadar mükemmel. Biraz gizli bir karışım diye geçiyor. İçinde tam olarak ne olduğu geçmediği için biz bulmaya çalışırız ki her zamanki gibi biz ilklerden biri olduğumuz için bunu da ilk deneyenlerden biri olacağız. Bu arada her zaman söylediğim gibi son kullanma tarihleri geçmek üzere bunların. Onun için hızlı bir denemeye alıyoruz biz de. Bu gördüğünüz arkadaş Starbuzz. Starbuzz'ın paketi bu şekilde. Adamlar dünyanın en kaliteli bir cinyat yapraklarını da kullanıyorlar. Her zaman söylüyorum. Gerçekten o konuda kendini takdir ediyorum. Tatları güzel oluyor, olmuyor. Ayrı bir mesele. Damak tadımıza uyar uyanmaz çok ayrı bir mesele ama arkadaş adamlar işlerini temiz, güzel bir şekilde yapıyorlar. Tabii biz bunu böyle yaptık da unutmadan 253 kaldırın bir dakika. 253. Aferin, bu da değişik ha. Bazılarında eksik, bazılarında tamam. Neyse hadi. Bu da dengesiz bir firma çıktı değil mi? Ya çok garip kokuyor. Biraz üzüm ve değişik baharatlar kokuyor gerçekten. Yani bu da bir enteresan. Ya umarım tadı güzeldir. Bizim için her zamanki gibi önemli olan tattır diyoruz. Ona göre bakıyoruz. Ya her seferinde diyorum bakın. Her ülkenin tadı bizim tadımıza uymayabilir. Bizim damak zevkimize uymayabilir. Ama güzel tatlar da var. Kötü tatlar da var. Her şey bir yana bu adamların kullandığı Virginia Tobacco'da birinci sınıf arkadaş. Yani her zaman bunu da söylemek lazım ya. Baksanıza ne kadar güzel bir tütün yapısına sahip. Yani kalıp gibi ya. Mis gibi yani. Tütün dediğim böyle olacak. Onu söyleyeyim size. Biraz vıcık vıcık. Birazcık daha kuru olsa daha güzel olur da. Yani alıştık gerçi yapmaya. Her neyse. Çok uzatmayacağım. Hemen yapacağım bunu. Çünkü Starbuzz'ın çok değişik, çok güzel aromaları da oluyor dediğim gibi. Değişik, iğrenç aromaları da oluyor. Bakalım iğrenç mi, güzel mi hep beraber izleyip görelim. Hadi bakalım. Starbuzz karın deşen Jack. Ya ismi falan böyle aslına bakarsanız bayağı bir şey. Değişik geliyor. Tadı da değişik olacağına inanıyorum. Aslına bakarsanız kokusu da çok farklı. Gerçekten bir baharat var, bir meyve var. Bunların kokusunu hissedebiliyorsunuz. Ama arkadaş koku olarak baktığım zaman böyle bir ağır bir kokusu var ya bayağı. Bu arada yani beğendiğim lüleleri daimi olarak kullanırım. Bu da gerçekten bir lülesi de beğendiğim bir lüle oldu. Daha bunlar bu arada performans yani duman nargileleri genelde. Özellikle de Starbuzz'ın eski tatları farklıydı. Şu ankiler için söylüyorum. Ya dediğim gibi şu ankiler ya bize sahte geldi. Ki sahte olduğunu çok zannetmiyorum ama. Çünkü benim aslında anladığım kadarıyla ya beklemiştir ya da formülleri değişti. Mesela bunda aroma geliyor ama aroma yine öyle doyurucu veyahut da şey değil. Siz Starbuzz içtiğin zaman var ya her tarafın o aromayla kaplanırdı yani. Öyle bir özelliği de vardı. Neden bu şekilde fanlı bile de yaptım ve şey yaptım? Bunun aroması biraz ağır. Ağır aromalarda birazcık daha fanıl aromayı birazcık daha düşürdüğünü söyleyebilirim. Yani nasıl düşürdüğünü. İçindeki biraz ağırlığını aldığını söyleyebilirim. Mesela mentol çok fazla fresh aromalarda, çok fresh aromalarda. Funnel'da içerseniz fresh'i daha az gelir. Delikli'de içerseniz fresh'i daha çok gelir. Bunları söyleyeyim. Her aromayı her lülede içilir mi? Her zaman söylüyorum. İçilir. Ama lülelerin de karakteristik yapıları vardır. Bazılarını biz ona göre kullanıyoruz yani. Yoksa atıyorum bir toprak lülede içilmeyecek şey yok. Ha, siz içebilir misiniz? O var yani. Hani ben içebilir miyim ya da o da var. Yani çok ağır tütünleri de gidip şeyde içtiğim oldu benim. Toprakta içtiğim oldu. Kâkeza benim gibi içenler de var yani. Hani Tangerous gibi bir tütünü toprakta içmenin tadı bir farklı oluyor. Tabii onda belli bir doldurması var.
O da kendinizi bilerek dolduruyorsunuz. Yani ben full da dolduruyorum bazen. Bazen yarıdan birazcık daha fazla da dolduruyorum ama yani her yiğidin bir orta işi vardır. Herkes kendini bilerek nargile hazırlaması lazım. Bu nargilenin erkekliği değil. Nargilenin erkekliği, kadınlığı da yok yani. Burada zevk alman önemli tabii ki. Benim zaten çektiğim videolarda size en çok nasıl zevk alabilirsiniz bunu anlatmaya çalışıyorum her zaman. Yavaş yavaş sadece duman performansı başladı. Tatta bir üzümümsü bir tat geliyor. Baharat tadı biraz karışık bir şekilde geliyor da çok böyle bir saran bir aroma yok yani. Hani şu aroma daha belirgin diyemeyeceğim. Birazcık daha karışık, ağır bir tat geliyor. Şu arkadaşı biraz parlayalım. Dotsun kapağını kapatmamıştım. Bunun üzerine folyo çekseydim var ya, şu anda aman aman nasıl bir duman gelirdi. Şu an ısıyı alması birazcık, bir tık daha zaman alacak. Bir de kömürü farklı kullandım. Öyle bir hata yaptım. Bu kömürün de ısısı biraz düşük olduğu için o bile çok etkiliyor yani. Onu da söyleyeyim size. Hani bunun konuşmalarını ara ara yapıyoruz. Bu tarz şeyler etkiliyor. Yani dediğim gibi tat olarak çok net, belirgin, tarif bir tat yapamıyorum şu anda. Aslında ayırt edebildiğim bazı tatlar var, bazı baharat tatları var da yani kesin olarak hissettirmiyor kendilerini hiçbir şekilde. Ama mesela şu anda zerdeçala benzer bir aroma alıyorum. O da biraz ağırlık katıyor işin içine. Çok hafif bir zencefilimsi bir tat var, bir çiçeğimsi bir tat var içinde. Dediğim gibi hafif bir meyve tadı var. Bunları şu an alabiliyorum. Birazcık içeyim aslında, ondan sonra karşınıza geçeyim, daha iyi olur. Evet, belirgin bir aromanın olmadığını söyleyebilirim şu anda. Yani ortalama bir 45 dakikadır içiyorum. Sadece belirgin bir duman var. Duman 10 numara yani. Yine sarbazın her zamanki özelliklerinden bir tanesi bol duman. Lüle ısıyı aldı, her şey tamam. Bu sefer kaldık aromaya. Aroma dediğim gibi karışık baharat aroması ve birazcık da meyve var içinde, çok az. Hani aromalar çok net gelmediği için çok güzel bir ayırt etme olmuyor. Aromalar çok baskın veyahut da şey değil. Ortalama bir tat, ağır bir aroma. Beğenir misiniz, beğenmez misiniz, bu farklı bir açı. Ben sadece aromaları yorumlamaya çalışıyorum burada size. Ağzımda bir baharat tadı kaldı. Bu baharatlar da dediğim gibi biraz karışık olduğu için hani size net olarak bu dedirtebilecek bir şey yok. Ayırt edici bir şey yok. Şimdi bazen bazı tatlar öyle böyle birbirinin içine fazlasıyla geçmiş bir şekilde yapıyorlar. Atıyorum, bazı sütünleri içtiğimiz zaman ben size tutup işte şunda şu baharat da var, bu da var, şu da var, bu da var gibi bir yorum yapabildiğimi zaten bunu şeyde gördünüz, daha önceki videolarımda gördünüz. Ama bunda çok fazla iç içe geçmiş, atıyorum mesela yani zencefille zerdeçalı çok böyle iç içe koydukları için, hani oranlarını çok böyle birbirine yakın tuttukları için hiçbir şekilde ayırt edilemiyor ya da çok böyle fazla karıştırmışlar, yani fazla karışık baharat var, ondan dolayı ayırt edilemiyor. Dediğim gibi biraz üzümsü bir aroma var işin içinde. Meyve aroması var. Aslında o meyve aroması hafif bir hoşluk katıyor işin içine. Hani baharatla meyvelerin karışımı çok dengeli bir şekilde yapılması çok kolay bir şey değil. Bunda hafif böyle bir çiçek tadı da geliyor. Yani çiçekten kastım ne? Atıyorum yaseminimsi bir aroma geliyor. Ya da bir melisa aroması hafiften bir geliyor.
Bunları söyleyebilirim size. Ama çok net de bir şey söyleyemiyorum. Dedim duman odaklı birazcık daha. Hani Starbucks'ın bu tütünü ne kadar hoş, ne kadar güzel. Bu birazcık göreceli olacak. Ben şahsen yani şahsım adına daha doğrusu değil de tütünün içeriği ve içim zevki olarak eğer bu tarz ağır ve baharatlı ürünleri seviyorsanız içilebilir. Çok fazla tercih edebileceğim bir aroma olduğunu kesin olarak şu an size söyleyemiyorum yani. Ama arada bir değişiklik aradığım zaman içilebilir mi? İçilebilir ya, içilemez değil. Hadi bulut gibi dumanımızla şeye geçelim, puanlamaya geçelim hemen. Şurada bir puanlama cetvelimizi açalım. Aroması olarak baktığımız zaman değişik bir aroması olduğunu zaten size ifade ediyorum. Ama aroma olarak ben buna 3 vereceğim. Çünkü o beklediğim kaliteli aroma tadından ziyade ağır bir aroma tadı alıyorum ve çok belirgin olmayan tatlar çok karışık bir şekilde geliyor. Bana bu ciddi bir şey yaşatmadı. Hani bunun zevkini, hissiyatına gelemedim. Yoğunluk olarak baktığımız zaman evet, bu bir dark tütün. Kalitesine yakın bir blond aroması. Çok kaliteli bir yaprak kullanıldığı için kesinlikle aromasal ağırlık da üzerine binince yani buna 8 vermek istiyorum. Yani çok sizi boğacak derecede değil, gayet içiliyor, onu da söyleyeyim. Özellikle de funnel'da yaparsanız gayet içiliyor. Delikli'de ben daha önce denemiştim. Delikli'de bayağı içimi zorlaştırıyor aroma ağırlığından dolayı. Sonra dumanına geldiğimiz zaman dumanı kesinlikle 10 puan yani. Hani duman yani. Yani bunun tartışması bile olması biraz saçma olur. Kokuya geldiğimiz zaman içeride ağır bir koku bıraktı. Ama içindeki tütünün birebir aynı kokusunu bıraktığını söyleyebilirim. Onun için 4 vereceğim buna. Yani bu tütün bu şeyi çok süper olduğunu söyleyemem ama kötü de değil. İçilebilir mi? İçilebilir. Sizin zevkinize kalmış. Denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Karın deşen Jack'le bitiriyoruz şu anda. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Eyvallah diyorum.